fırtına diyorsun ha babam? İkinci soru o. Hadis külliyatından olabilir. Tevil edebileceği, kendine yontacağı, insanları doğrudan saptıracağı emsaller. Börekçi de bilgisayarlardan birinde sadece bu işi yapıyordu adamları. Tarıyorum fırtına. Elsizdir, ayaksızdır fakat açar kapıyı. Rüzgar. Ha babana. Ölmüşlerine rahmet. Burada bir yel esmiş sanki. Soğuğu kalmış. Zeynep kızım. Rüzgar Allah'ın kullarına bir nimetidir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüz zaman ona sövmeyiniz. Onun hayrını isteyiniz. Şerrinden de Allah'a sığınınız. Ebu Davud. Allah'ım, senden bu rüzgarın, onun içinde bulunanın ve onunla gönderilenin hayrını isterim. Bu rüzgarın şerrinden, içinde bulunanın ve onunla gönderilenin şerrinden sana sığınırım. Müslim. Babamın zihnini ödünç almışız gibi düşünmeliyiz. Kız anlatmayı sevdiğini biliyoruz. Hem şu videolarını da sık sık nakletti kendince, hem de tekkenin içinde emsal çağırdığında. Babam şu kıssa kitaplarına bir bakalım hele. Zeynep kızım doğru söylüyor. Allah'ıma kitabımı hatırladım. Şurada olacak. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin ederim ki ben seni seviyorum dedi. Resulullah, sen bu dediğini iyi düşün buyurdu. Adam, Allah'a yemin ederim ki ben seni seviyorum dedi ve bu cümlesini 3 kere tekrarladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, eğer beni seviyorsan fakirliğe karşı kendine bir zırh hazırla. Çünkü fakirlik beni sevene yüksekten inen bir selden daha çabuk ulaşır. Der kenar düşmüş. Sel yerine fırtına diye vahid. İmzası? Laetre. Künye, Horasan. Bulduk babam, bulduk. Aslında daha tam bulmadık. Kıssa da sevgisinden emin olmak geçiyor. Gülayşe olabilir mi Cüneyt? Nerede koptu onun dağ fırtınası? Bir hesaplaşma yeri deseler. Ne koyar cümlenin başına? Kendinden bahsetmiş. Kendi fırtınasından. Tabii ya. Levent Hoca söylemişti. Siz annenizi o yüksek tavanların altında yaşatıyorsunuz diye. Mekanın hafızası. Babamın annemi kaybettiği yer ama aynı zamanda yaşattığı yer. Sur. Bulduk. Bulduk baba, bulduk. Son soru. Soru. Son soru soru ha? Bu defa? Bu burada olmaz. Benim gitmem lazım. Amcamla bu soru meselesinde bir konuşayım. Bilgisayarı ancak o çıkartabilir oradan. Son sorudayız. Tereddüt etmeyeceğiz cevap verirken. Haydi. Fotoğraf da yok. Buraya gelmişler. Odama tasallut etmişler.
Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırdır inşallah. Bir telaş geldik. Ya Allah. İki adet sorumuz var. Rabbim hıfz eylesin inşallah. Nedir? İlki soru kelimesinin cevabı. Daha doğrusu sual içinde sual. Kelimenin kendisi soru. Kendine not mu bıraktı yoksa cevap sorunun içinde mi gizli onu öğrenmemiz lazım. Soru. Soru diyorsun ha? Mazideki bir şey. Senin aklına geliyor mu soru kelimesi tekkeden gitmeden evvel? Aklıma. Allah-u Alem. Rahmetlik babam bir gün bu zebani vahide çağırdı yanına. Dedi sana bir sual eleyeceğim. Neyse sualini sordu. Bu dolap beygiri gibi sağdan sola soldan sahal erzanı gireceğim. Dönüyor duruyor. Bulamadı. Babam geldi dedi ki işte sen bu yüzden bu posta layık değilsin. Bu delirdi. Bağırdı çağırdı falan çekti gitti. Böyle oldu yani. Eğer bu soru böyle bir şeyse aklıma bu geldi yani. Soruyu sana söylemediler ama. Sen bu kadarını biliyorsun. Yok. Tahmin ettiğim gibi. Bu da bir şeydir. Ağzını aramam icap eder. Bir yol hal çaresine bakacağız inşallah. İnşallah. E bu ikinci mesele soru diyordun. O biraz daha çetrefilli. Lakin anlatacağım. Emredin. Estağfurullah. Şimdi bu sorunun cevabını bilgisayarın kendisine girmemiz gerekiyor. Onun için de senin o odaya girmen gerek. Ben sana nasıl gireceğini tarif edeceğim. Ben de olsaydım. Ne kadar az gürültü o kadar iyi. Sana bu aklı veren Rabbime şükürler olsun. Vallahi billahi bu zebani bu akşam meclisi gene toplayacak. Eğer sakalları kendi yanına çekmeyi başarırsa vallahi işimiz iştir ha. Arifim bizim de işimiz var. İşin siyakına sibakına bakacağız. Haydi kurban haydi. Ya Allah. Selamünaleyküm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.